Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yerli ve milli hamlesiyle çıktığı yolda durmak bilmeyen Türkiye, yakında gündeme bomba gibi düşecek bir gelişmeye hazırlanıyor. Dünya savaş tarihinde bir ilk olacak olan proje, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamasına göre 2022 yılının başlarında envantere alınmış olacak. Hangi sistemden bahsettiğimi anlayanlar olmuştur. Tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın ilk SİHA gemisi olma niteliğini bünyesinde barındıran TCG Anadolu LHD amfibi hücum gemisinden bahsediyorum. TCG Anadolu gemisine ilişkin en son ve güncel açıklama, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayi'nde Küresel Stratejiler Konferansı 2021 esnasında konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi. İsmail Demir, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinin 2022'de envantere alınacağını resmi olarak kamuoyuna bildirdi. Ayrıca İsmail Demir konu hakkında, "Dünyada uçak gemisine inip kalkabilecek uçak sayısı çok azdır. Uçak gemisi dediğinizde uçak gemisinin uzunluğu ve kabiliyetlerine göre dikey iniş kalkış yapabilecek, o mesafenin ne kadar kısa olacağı gibi çeşitli konularla çeşitli kabiliyetlere sahip uçakların olması gerekiyor. Bu kavram aslında çok uygun geldi. Bir jet savaş uçağının havada kalma süresini düşündüğünüzde bunlarda çok sayıda koyup çok fazla havada kalabileceğiniz gibi bir operasyonel kavram aklınıza geliyor. 50'den başlayıp 110 taneye kadar çıkabilir. Bizim şu andaki gemimiz olarak düşünecek olursak en az 50 İHA ve SİHA bulundurabiliriz. Şu anda Akıncı'nın konuşlandırılabileceği bir platformdan bahsetmiyorum. Jet motorlu insansız hava aracımız şu anda maketi yok ama Baykar bu anlamda önemli adımlar attı. Bir taraftan TUSAŞ'ın da çalışmaları var. Yakında jet motorlu İHA ve SİHA'larımızla geleceğiz. Önümüzdeki seneyi bekleyin ifadelerini kullandı. TCG Anadolu veya TCG Anadolu L-400 gemisi yapımı süren, ana yapılandırılması bakımından amfibi hücum gemisi LHD sınıfına giren Türkiye'nin ilk gemisidir. Aynı zamanda ana formasyonu bakımından amfibik harekatlarda da kullanılabilecektir. Yapımı tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak olan geminin yapımı için 2014 yılında çalışmalara başlanmıştır. Geminin tasarımında İspanyol donanmasına ait Juan Carlos I gemisinin tasarımı örnek alınmıştır. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımda 8 helikopter bulundurabiliyor, bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabiliyor. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek elverişliliğe sahip olan geminin aktif olarak Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görevini sürdürmesi düşünülmektedir. TCG Anadolu 12 derecelik eğimi ile üzerinde savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların da kullanımında kolaylık sağlayacaktır. TCG Anadolu gemisinde görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli sipariş edilmesi de planlanıyordu. Fakat bu projeden Amerika bizi tek taraflı olarak çıkardı. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadıyla kullanılacak olan gemi tam 1400 kişiyi taşıyabilecek kapasitede bulunuyor. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilir. 700 kişilik amfibi gücü dışında 8 deniz çıkarma aracını bulundurabilecek TCG Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip bulunuyor. 2021 yılında denize indirildi ve 2022 yılında da envantere alınması bekleniyor. Ayrıca Baykar CEO'su Haluk Bayraktar katıldığı bir canlı yayında TCG Anadolu için dikey iniş kalkış ve konvansiyonel iniş kalkış yapabilen bir SİHA geliştirdiklerini ve bir yıl içerisinde hazır olacağını duyurmuştu. Bu sistem tabii ki Baykar Bayraktar TB3. TB3, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracıdır.
TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak uçak eksikliği üzerine geliştirilmeye başlandı. Bayraktar TB3 ilk kez Selçuk Bayraktar tarafından 29 Ekim 2020 tarihindeki paylaşımla duyuruldu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda yerli motorun test edildiğini ve bu motorun Akıncı taarruzi insansız hava aracı ve Bayraktar TB3'e entegre edileceğini belirtti. Selçuk Bayraktar motoru dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olarak lanse etti. Selçuk Bayraktar daha sonra Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında ve daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor ifadelerinde bulunmuştu. Bayraktar TB3'ün geliştiricisi Baykar Savunma, 21 Temmuz 2021'de Twitter'da yaptığı paylaşımda Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisinde konuşlanmış halinin ilk bilgisayar görüntülerini gösterdi. Paylaşımdan Bayraktar TB3'ün jet motoruna sahip Bayraktar Mius ile birlikte görev yapacağı da öğrenildi. Bayraktar Mius ya da Muharip İnsansız Uçak Sistemi, Türk İnsansız Hava Aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır. Firma tarafından paylaşılan verilere göre Muharip İnsansız Uçak Sistemi Mius, 40 bin feet operasyonel irtifaya, 5,5 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yüke, 1 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. İlk prototipler ses altı hızda gidecekken sonraki prototiplerin ses hızının üstüne çıkması bekleniyor. Mius'un farklı turbofan motorlar kullanan A ve B olmak üzere iki farklı varyantı geliştirilecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.